Efendim Multiplayer ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Ben Enis Kirazoğlu, yanımda Tuncay Arslan var. Merhabalar. Bugün oyunlarla sinir olduğumuz şeylerden yeni bir konudan bahsedeceğiz. İkimizin de birer tane söyleyeceğiz sinir olduğu şeyler var. Tuncay ile başlayalım. Başlayalım, ben açık dünya diyorum. Açık dünya komple sinir oluyorsun. Evet tabii, devam ediyorum. Sadece açık dünya demiyorum. Açık dünyada açık olmayan yerler. Girilemeyen binalar, kullanılamayan arabalar. Bunlar. Açık dünyada genelde dış dünya açık oluyor, evet. Geniş yani, gez dost. Gezip tozman için bayağı bir yer var ama içeri girmekte hep sıkıntı oluyor genel olarak. Ya zaten açık dünyayı şey mantalitesinde kullanmaya başladılar. İyice böyle bir şey oldum ben de. Hani açık dünya sözde ama aslında kocaman bir şey. Baktığın zaman dağ. Hani hiçbir yani, şey yok yani. Sadece figürler var. Çoğu oyunda aslında böyle. Copy paste çoğu şey aslında. Hep benzer şeyler. Arada boş boş geziyorsun. Peki anın var mı? Böyle şuraya girmek istedim giremedim falan diye. Ya anıdan çok her oyunda hep şuraya da girebilsek diye insan düşünüyor. Bir de farklı oluyor ya, açılabilen kapılar evet. Daha bir kapı gibi, açılmayanlar daha dümdüz falan. Açılmayanlar düz kaplama yani. Elle çizip koymuşlar. Açılabilenler belli. Renkli oluyor biraz daha. Genelde. Olmuyor mu? Niye öyle baktın? Çok sinirlendi bir anda. Böyle. Bu kadar mı? Bak polis bile geldi açık dünya deyince. Nerede açık dünya, kapılı mı varmış açılamayan diye. O zaman ben bir de bir anekdotumdan ve hem de bir sinir olduğum şeyden bahsedeyim. Yapay zekalar. Şöyle ki yapay zekalar. Oyunlardaki yapay zekaların çok iyi olmadığını hepimiz biliyoruz zaten. Benim evet. Derdim o değil. Benim derdim eşlik etmemiz gereken yapay zekalar veya bize eşlik eden yapay zekalar. İki şeye sinir oluyorum bu noktada. Bir, birini takip etmeye. Özellikle Call of Duty beni bıktırdı bu konudan yani. Hani birilerini takip etmek bana artık oyunlarda işkence gibi geliyor. Çünkü şöyle oluyor her zaman. Belli bir noktadan sonra onlar sana yetişmeye çalışıyor. Yani koşuyorsun. Bir kapıya geliyorsun. Arkadaşlarının gelmesi gerekiyor. Çünkü onlar açıyor kapıyı. Yani bekliyorsun onları falan böyle. Bayılacak gibi oluyor. Bir de bazen bir muhabbet oluyor. Sen gezmek istiyorsun ama o arkadan konuşuyorsan seninle muhabbet etmeye devam ediyor. Senin adam da konuşuyor. Sen de hiç iplememek istiyorsun ama yani. Konuşuyor hala, devam ediyor. Bazı oyuncular onu şey yapıyor, uzaklaşınca telsize geçiyor. Mesela Gears of War'da vardı galiba. Yakındaysan sesli konuşuyordu, çok açarsan arayı telsizden konuşmaya devam ediyordu. En azından rahat ya, hareket edebiliyorduk. Ama asıl daha da uyuz oldu, eşlik etmemiz gereken ve korumamız gereken yapay zekalar. Yani mesela aklıma gelen, şimdi çok fazla oyun var aslında böyle. Yani oyunu komple bunun üzerine kurmuş oyunlar çok yok. Fakat oyunların genelde bazı bölümlerinde çıkar bu muhabbetler. Mesela Metal Gear Solid 3'te bir yerde Eevee'yi koruman gerekiyor. Hani o sana eşlik ediyorsun falan filan, böyle zor durumda falan ona eşlik ediyorsun. Hiç sevmiyorum o görevleri. Yani hiç sevmiyorum. Ve çünkü o yapay zekalar o kadar aptal işler yapıyor ki. Resident Evil 4'te mesela Leon eşliğe bazı bölümlerde eşlik ediyor. İşte böyle arkada Leon abisinin oradan omuzundan bakmaya çalışıyor falan. Aptal aptal bir yerlere gidiyorlar. Efendime söyleyeyim, arkada dur diyorsun öne kaçıyor. Öne git diyorsun arkada duruyor. Sana git diyorsun gidemiyor. Böyle malak gibi geziniyor, geliyor ondan sonra etrafında. Ya orada ter attığım kadar hiçbir oyuna ter atmıyor. Ben zora gelemiyorum oyunlarda ya şu an. Onu fark ettim. Özellikle birilerinin, yani kendimin kontrolümün dışında. Mesela bazen şey de olabilir bu. Üs vardır mesela. Bir üssü koruma görevi verirler sana. Hani ve üstte hani 15 adam vardır seninle beraber çatışan. Sen bir cepheyi almışsındır, çatışıyorsundur. Bir bakarsın sağdan şey. Yaldır yaldır adamlar gelirler aslında. Böyle hani senin kontrolün dışında olan bir muhabbet yüzünden, o adamların birbirlerine takılıp birbirlerine ateş etmeye başlaması yüzünden bölümü tekrar etmek zorunda kalırsın. İşte ben buna çok sinir oluyorum arkadaşlar. Hatta bunu konuşurken aklıma bir sinir olduğum şey daha geldi. Onu da başka programda söyleyeceğim. Güzel. Peki. Hatırladıkça sinir olduğum şeyler böyle gelmeye başlıyor sağdan sağdan. Bir sezon olur. Çekeriz bence bugün. Bence de. 10 bölüm çıkarırız arka arkaya. Evet yani merak edenler oluyordur belki niye hep aynı kıyafet var diye. Oğlum genelde... onu söylemesen anlamazlardı. Söylemesen anlamayacaklardı. Niye söylüyor? Biz bu kıyafetleri çok seviyoruz. O yüzden diyoruz yani. Oturduk mu arka arkaya çekiyoruz. Evet itiraf edelim. Tunca sağ olsun itiraf etmek zorunda kaldık burada. Var mı diyeceğim bir şey? Sinir oluyorum şu an tekrar. Hayır yok. Yok benim de yok. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Niye söylüyorsun oğlum? Ha? Niye söylüyor? Niye açık ediyorsun? Burada illüzyon 4. duvarı niye yıktın şimdi? Deadpool muyuz biz? Sen niye yıkıyorsun 4. duvarı?